Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'ın yeni bir özelliğinden bahsedeceğiz. Kısa bir süre önce WhatsApp'a topluluk özelliği geldi. Topluluk özelliğinin kısaca özeti şu. Gruplar oluşturabiliyorsunuz ve bu gruplar içinde bir üst grup oluşturabiliyorsunuz. Tepede bir üst grubunuz var ve alt gruptaki bütün grupları yönetebiliyorsunuz. WhatsApp bunu nasıl tanımlıyor? İsterseniz oradan bahsedelim, konuyu biraz daha açıklamaya çalışalım. Bakın burada örnekler vermiş WhatsApp. Mesela belediye okulu ebeveynlere topluluğu oluşturmuş. Bu topluluğun altında ise işte 6. sınıf, 4. sınıf diye ebeveynler olarak devam ediyor. Veya başka bir örnekte işte insani yardım çalışmaları topluluğu oluşturuyor. Alt grupta gıda malzemeleri, barınak yapım ekibi, tıbbi destek gibi alt gruplar oluşturabiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde siz ne yapabiliyorsunuz? Alt grupların hepsini buradaki bakın bir hoparlör simgesi gibi bir simge var. Bu bölüme giriş yaptığınızda bir bilgi paylaştığınızda otomatikmen bu diğer alt gruptaki bütün üyeler kimlerse bu bilgiden haberdar oluyor. Bunun için ama ekstra bir özelliğimiz şu. Sizin bu grupların yöneticisi olmanız gerekiyor. Burası püf noktası. Şuraya bakalım. Daha sonra tabii ki yine WhatsApp'ın kısa bir süre önce gelen güncellemeler olmuştu. Bunu yine kanalımızda paylaşmıştık. Siz yöneticiyseniz ekstra bir ne yapabiliyorsunuz? Yönetici tarafından silindi özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yani üyelerinizin mesajlarını silebiliyorsunuz. Bunun haricinde WhatsApp'ın yine emoji efekti koyma veya işte 2 GB'a kadar dosya paylaşımı gibi ek özellikleri de bulunmakta. Şimdi gelelim örnek yapalım. WhatsApp'ımıza giriş yapıyoruz. Nerede bu topluluk özelliği? Bakın hemen sol köşede topluluk sekmesi var. Buraya geliyoruz. Şu an hiçbir topluluk oluşturulmamış vaziyette. Buradan topluluğunuzu oluşturun butonuna basıyorsunuz. Sizden yeni bir topluluk adı istiyor. Bir topluluk adı verelim. Örneğin X okulunun müdürü olmuş olalım. X okulu diyelim. Şuradan devam edelim. Açıklama yapabilirsiniz, yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. İşte atıyorum X okuluna bağlı işte XYZ sınıflarına ait topluluk adıdır diyebilirsiniz. Vesaire size kalmış bir şey. İhtiyacınıza göre. Buradan yine topluluğunuza bir görsel simge ekleyebilirsiniz. Buradaki kamera işaretini seçip. Geliyorum ileri butonuna basıyorum. X okulunu buraya attı. Bakın altında duyuru grubu diye geçiyor. Hemen sol tarafında zaten biraz hoparlör simgesi bulunmakta. Şimdi buradayken bakın onay butonuna bastığımda şöyle bir size ne yapacak uyarı veriyor. Bu diyor ki bu topluluğu oluşturabilmen için en az bir grubun olması lazım diyor. Demek ki bizim en az bir grup oluşturmamız gerekiyor. Oluşturacağımız grup içinde bakın bize burada 2 tane yöntem vermiş. Ya diyor ki var olan bir grubunu buraya ekleyebilirsin ya da yeni bir grup oluştur diyorsun. Var olan bir grubunuz varsa ve ki siz o grubun yöneticisi pozisyonundaysanız bu X okulu grubunun altına ekleyebilirsiniz. Değilse yeni bir grup oluşturabilirsiniz. Yeni bir grup oluşturalım. Grubun konusu ne olsun? İşte 1. sınıf. Ya da A sınıfı diyelim. A olsun. Uzatmayalım. Kısa videomuzu fazla uzatmamak için A diyelim. Yine resim atabilirsiniz. İleri butonuna gittim. Bakın A diye ekledim şu an. Artık X okulunun A diye bir alt grubu oldu. İstersen ben buraya yeni bir grup daha ekleyebilirim. Hangisi? B sınıfını ekliyorum. Evet, yine X okulun içerisinde A ve B eklemiş oldum. Bu devam edebilir. Buradayken bakın X okulunu tıklıyorum. Hiçbir herhangi bir işlem yapmıyor. Neden? Çünkü son bir hamlede şu an onaylamam gerekiyor. Benim bu topluluk grubunun bu şekilde onaylamam gerekiyor. Onay butonuna bastığımda topluluğum oluşturulmuş oldu. Böyle bir ekrana geliyorum. Bu ekranda bakın X okulu ana başlığım, duyuru grubum ve gruplarım. Şimdi gelelim mesela gruplara girdim. Tabii şu an mesela herhangi kimse üye kayıtlı değil. Buradan isterseniz bir tane üye ekleyelim. Şöyle bir üyemiz de olmuş olsun bir tane şuradan. Katılımcı ekle yapalım. Katılımcı ekle. Şuradan bakalım bakalım bakalım. Tamam, bunu da ekleyelim şuradan. Ekle butonuna bastım. Şimdi canımın içi kişisini eklemiş oldu. Buradaki eklemeniz aslında grup kurmadaki aynı mantık zaten.
Ne olmuş oldu? Bu canımın iki kişisine de bu ileti gitmiş oldu. Atıyorum A isimli grupta eklendiniz olarak oraya bilgi gelmiş oldu. Şimdi burada şöyle geri gelelim. X okulu A ve B, isterseniz B'ye de üyeler ekleyebiliriz. Yani A ve B'nin içinin üyeler olarak eklendiğini kabul edin. X okuluna geldiğimde herhangi bir şey yazdığımda, mesela deneme yazıyorum, gönderdiğimde benim X okuluna bağlı B ve A grubundaki, yani gruplarda kimler varsa hepsi bu iletiyi görmüş oluyor. Yine üzerine basıp sil butonuna bastığımda herkesten sil yapabilirim. Asıl özelliği bu olmuş oluyor. Peki ben sadece bir tane mi bir grup oluşturabilirim? Hayır. Mesela X okulu topluluğu yapmıştık. İsterseniz yeni bir topluluk oluşturabilirsiniz. Yeni topluluk yapalım. Bu sefer de Y okulu diyelim. İleri butonuna basıyorum. Y okulu. Buna da bir grup oluşturalım isterseniz. Yeni grup oluşturalım. C sınıfı olsun. Bir tane daha oluşturabilirsiniz. D sınıfı oluşturun. Size kalmış bir şey. Onay butonuna bastığımda bakın ana ekranına geliyorum. Tekrardan topluluk sekmesine geldim. Burası sohbetler, durum. Geldim. Yeni topluluk. Bakın X okulu altında hangisi var? A ve B. Y okulu altında hangisi var? C diye açtım. Bu şekilde hangi topluluğa ne yapmak istiyorsanız aynı anda duyuru gönderebiliyorsunuz. 2 GB veri gönderebiliyorsunuz. Veya üyelerinizi ne yapabiliyorsunuz? Yaptığı bir yazışmayı silebiliyorsunuz. Temel şeyi bu arkadaşlar. Peki buralarda silme işlemi nasıl yapılabiliyor? Ona bakalım isterseniz. Şimdi ben tekrardan eski pozisyona getirmek için çalışacağım. Şimdi burada C'yi basıyorum mesela. C'ye geldim. Şuradan sohbet bölümüne geldim. Pardon. Sohbet bölümünde yine görebiliyorum. Bakın duyuru simgesi ve altındaki grup. İşte duyuru simgesi X okulunun altındaki gruplar. Bakın A ve B. Şimdi ben atıyorum B'nin üzerine gelip basılı tuttuğumda bakın burada sil butonu çıkmıyor. Neden? Çünkü ben bu grubun şu an bir parçasıyım. Bunu silebilmem için önce bu gruptan diyor ki çık diyor. O halde geldim. Bu grubun içine giriş yaptım. Aşağıya geldim. İstersem şunu da yapabilirim. Bunun sonuçta bu grupların yöneticinin yani topluluğun bütün yöneticisi benim. Şöyle yapayım isterseniz. X okulundaki mesela B sınıfını ben bu topluluktan çıkartmak istiyorum. Geliyorum B'yi seçiyorum. Buradan B'nin özelliklerine giriyorum. Aşağıya geliyorum. Topluluktan çıkart diyorum. Çıkart. Bakın B'yi topluluktan çıkarttım. Geri geleyim şimdi. Ana ekranda topluluk sekmesine geliyorum. Gördünüz mü? X okulu A ve B'den oluşuyordu. A'yı çıkarttım. İsterseniz A'yı da çıkartalım. Sohbetler sekmesine gelebilirsiniz. Veya oradan da giriş yapabilirsiniz. İşte A'ya geldim. A okul dedim. Topluluktan çıkart. Tamam. Geri geliyorum. Bakın ne kaldı burada? Y, X okulu. Sohbetler bölümünde bakın X okulunun altında herhangi bir grup var mı? Yok. Peki X okulunu ben silmek istiyorum. Artık hiçbir işim kalmadı. Bunu silmek istiyorum. Üzerine basılı tuttuğumda sil veriyor mu bize? Hayır, vermiyor. Çünkü bunu yapabilmeniz için X okuluna geldiğinizde gruptan çık dediğinizde size uyarı verecek. Diyecek ki siz bu topluluğun siz oluşturdunuz. Yöneticisizsiniz. Bu şekilde çıkamazsınız diyecek. Ve size diyecek ki bunu yapmak istiyorsanız bu topluluğu devre dışı bırakacaksınız diyecek. Evet. O halde ben yine geliyorum buradan. X okulunu seçiyorum. X okuluna giriş yapıyorum. Şuradan arkadaşlar topluluk bilgilerinden geliyorum. Topluluğu devre dışı bırak. Topluluğu devre dışı bıraktığınızda işte grup bağlantınız kaldırılacak, duyuru grubu kapatılacak, topluluk bilgileri silinecek vesaire gibi uyarılar veriyor. Devre dışı bıraktım. Devre dışı bıraktım. Evet, şimdi bakın sohbetler bölümüne gittim. X okuluydu değil mi? Devre dışı bıraktım. Seçtiğimde bakın ne geldi? Silme butonu geldi. Sil butonuna basıyorum. Grubu sil diyorum. Siliyorum. Yine geldim. Y. Y okulunu C'yi ne yapabilirim buradan istersem? Silebilirim. Buradan gelirim.
İptal diyelim. Gruptan çık yapabilirim. Geri gelirim. Ana ekranda istersen buradan artık C'yi de istersem silebilirim. Silecek pozisyona geldi bakın. Grubu sil. A grubu bakın. Artık gruptan çıkmadığım için şu an sil vermiyor. B grubuna bakalım. Yine gruptan çıkmadığım için sil vermiyor. Çıkabiliriz. Y okuluna geldim. Y okulu için topluluk sekmesine giriş yaptım. Topluluğu devre dışı bırak diyorum. Devre dışı bıraktım. Dikkat ederseniz artık hiçbir topluluk kalmadı. Yani en başa geri gelmiş oldum. Sohbetler sekmesinde benim gruplarım var mı? Var. Bunlar için silmek için ne yapabilirim? Bakın basılı tuttum. Çünkü hiçbir topluluğum kalmadığı için artık bana sildirebiliyor. Silmek istiyorsam silerim. A grubu için silme verecek mi? Vermedi. Neden? Çünkü bunun için ısrarla şey yapmış oluyor sizden. A grubu için geldim. Grup bilgisi için dokundum. Gruptan çık yapıyorum. Çık. Geri geldim. Silmek mi istiyorum artık? Basılı tuttum. Sil butonu geldi. Sil. Grubu sil. B için bakalım. Sildirecek mi? Bastım. Bakın sil butonu çıkmadı. Çünkü gruptan çıkmamı istiyor. Gruba giriş yapıyorum. En sona geldim. Gruptan çık. Çık yapıyoruz. Evet. Geri gelelim. Şuradan da B'yi basılı tutalım ve silelim. Temel özelliği bu arkadaşlar. Bu konuyla alakalı yeni bilgiler edinen olursa, kendisi kullandığında ekstra bilgi edinen olursa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir örnekleme yapmaya çalıştık. Uzun bir video oldu. Ama umarım faydalı olmuştur. Kullandıkça yeni özelliklerini yani bilmeye, öğrenmeye çalışacağız. Bunu da sizinle paylaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, zorlu bir video oldu. Biz de yordu. Artık dilimiz konuşamaz hale gelmeye başladık. Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve faydalı bilgilerde buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar diliyorum.